Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dörtgenler konusundaki açı özellikleri testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD bir dörtgen ve bir açı ortay verilmiş. İlk önce dörtgen açıları toplamının 360 derece olduğunu biliyoruz. O zaman toplayalım. 120, 80 daha 200, 270, 360'a tamamlayanı kaç yapıyor? 90 yapıyor. O zaman burada kaçı? 90 derece olmak zorunda. E hocam buraları 45-45 yaptı. Burada da bir üçgen var. X 80 ve 45'in toplamı da 180 yapmalı. 80 45 daha 125. Yani 180'den 125 çıkınca kaç kalıyor? 55 kalıyor. Birinci soru 55 oldu. Geldik 2'ye. İkinci soruda da şöyle bir şeyler verilmiş. 10 derece, 40 derece, 50 derece. E burada bir boynuz var değil mi? Şöyle şurada bir boynuz var. Bu boynuzdaki şu üçünün toplamı üçgendeki kural değil mi? Üçünün toplamı buraya verecek. 50, 40 ve onun toplamı kaç yapıyor? 100 yapıyor. Hocam burası da 100 verilmiş. Burası da 100 verilmiş. E o zaman bunları topladığımız zaman 100, 200, 300. Buradaki dört genç açıları toplamı 360 yapacağı için buraya da 60 derece kaldı. Yani cevap 60 oldu ikinci soruda. Üçüncü soruda şurada bir dörtgen var. Dört genç açıları toplamından bu açıyı buluruz. Yani 140, 70 daha 210, 50 daha 260. 360'a tamamlayanı kaç yapıyor? 100 derece yapıyor. O zaman buraya 80 kaldı. X kenardan dolayı burası da 80'dir. 80 80 160'tan x'i de 20 olarak buluruz. 3. soru 20 çıktı. Geldik 4'e. İster formülden yap, istersen a a b b deyip ona göre işlemden yap. Sana kalmış ama iki tane iç açı ortay arasında kalan açı formülü neydi? Toplamlarının yarısıydı. Yani 100 artı 110 bölü 2 bize cevap verecekti. Cevap böylelikle 105 çıkar. 2 artı 2B artı 110 artı 100 eşittir 360'dan A artı B'yi bulup sonra A artı B artı X eşittir 180'den de sonuca ulaşabilirdin. Evet dördüncü soru 105 çıktı geldik 5'e. Şimdi burada yine formülden gidebiliriz. Bu 120 derece. 120 derece neye eşit? Direkt diğer açıların toplamlarının yarısı. A da burası 140 derece değil mi? Evet 140 artı çünkü 180'e tamamlayan açısı. X bölü 2'ye eşittir 120 derece. O zaman 240 eşittir 140 artı x'ten x de böylelikle kaç çıkar? 100 çıkar. Yani cevap 100 oldu. Altıncı sorudayız. Bu sefer karşılıklı açılar. Karşılıklı açılar açıortaylar arasında kalan dar açı neydi? Yine A, B, B, deyip işlem yapabilirsiniz. Sonra buradaki dörtgenç açıları toplamından sonuca gidebilirsiniz. Ya da direkt burası 40 ya 180'e tamamlayanı. Karşılıklı açıortaylar arasında kalan dar açıda diğer açıların farklarının yarısıdır. Yani x 140 eksi 40 bölü 2'ye eşittir. Yani 100 bölü 2'den neye eşit oluyor? 50'ye eşit oluyor. Yani 6. soru 50 oldu. Ve böylelikle bu testi bitirdik mi? Bakıyoruz. Bitirdik. O zaman bir sonraki videoda. Yani uzunluk ve alan özellikleri testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.